Evet sevgili Tekirdağlılar, bir belediye başkanı düşünün ki Türkiye'nin yaşadığı bu zor günlerde ne yapıyor? Halkı ayaklanmaya ve bir şekilde galeyana getirmeye çalışıyor. 1980'den sonra bu ülkenin üzerinden, bu ülkenin demokrasisinin üzerinden ciddi bir tren geçti. Tren geçti. Evet, Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa ilçe kongresinde yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a hakaret ederek halkı kendisine karşı ayaklanma çağrısı yapması halkın üzerinde büyük bir şok ve hayal kırıklığı yarattı. Hele bugün bir faşist diktatör var. Bir faşist diktatör var. Altını çizerek söylüyorum. Bedeli neyse bunu suçuna katlanarak söylüyorum. Bir faşist diktatöre karşı bu halkın ayaklanmasını, bu halkın şahlanmasını sağlayacak. Bir faşist diktatöre karşı bu halkın ayaklanmasını, bu halkın şahlanmasını sağlayacak. Tek Tekno Cumhuriyet Halk Partisi'dir, onun yerel yönetimleridir, milletvekilleridir, onun genel başkanıdır. Ama her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleridir. Evet sevgili Eşkinat, yürek mi yedin derler adama. Fol yok, yumurta yok. Henüz daha belediye başkanlığında dikişi tutturamadan siyasette Cumhurbaşkanı'nın üzerinden politik cümleler sarf ederek, hakaret ederek kendine zemin hazırlıyorsan, kendine zemin arıyorsan yanlış yoldasın. OHAL kanunlarının hüküm sürdüğü bu dönemde halkı toplu ayaklanmaya davet eden bu kışkırtıcı konuşma kendisine tekrar tekrar hatırlatılacaktır. Bir faşist diktatör var. Bir faşist diktatör var. Bir faşist diktatöre karşı bu halkın ayaklanmasını, bu halkın şahlanmasını sağlayacak. Bir faşist diktatöre karşı bu halkın ayaklanmasını, bu halkın şahlanmasını sağlayacak. Tekno Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İster beğenin, ister beğenmeyin ama halkın oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanına faşist, diktatör diyerek mikrofonlardan hitap etmek ve halkı da Cumhurbaşkanı'na karşı ayaklanmaya teşvik edici konuşmalar yapmak bir belediye başkanının haddi değil. Haddini aşan bir konuşma, haddini aşan bir üslup. Gelin görün ki işin çok daha trajik bir yanı var sevgili izleyiciler. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Cumhurbaşkanı'na faşist ve diktatör diye hitap ederken aslında oğlu Doğan Eşkinat da Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 tane danışmanından bir tanesi. Düşünün, bir oğul Cumhurbaşkanı danışmanlığı yapıyor ama baba Cumhurbaşkanına faşist ve diktatör olarak itham edip kendisine karşı halkı ayaklanmaya davet ediyor. Bu korkunç bir şey. Ben olsam bugün istifamı basar giderim. Evet sevgili Ekrem Eşkinat, sen kendi tabanın tarafından da sevilmiyor ve istenmiyorsun. Sana karşı güven artık Cumhuriyet Halk Partisi tabanında sıfırlanmış. Yani tabanın güvenini kaybetmişsin. Daha neyi bekliyorsun? Tabii 1,5 trilyonluk malikanende oturup keyif çatmak senin için artık bundan sonra yapılacak en güzel şey. Kentimizi oyuncak dükkanına çevirdin ama belediye başkanlığını beceremedin. Düşünün, Mustafa Kemal Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh derken bizim belediye başkanımız Cumhurbaşkanı'na karşı ayaklanın diyor. Bu nasıl bir üslup Ekrem Bey? Seni vatandaşlarımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum.